Bilinmeyen kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Çok efsanevi bir video ile yine karşınızdayım. Şimdi bir takım olaylar yaşayan insanlar var ve bunlar bana ulaştılar. Sizin gibi takipçilerimizden. Ve yaşadığı olayları anlattılar. Ağzım açık dinledim gerçekten. Benim de kendi geçmişte yaşamış olduğum olaylara benzer olaylar. Kendi evlerinde yaşadıkları sıkıntıları anlattılar ve bunun benim de şahit ve sizin de şahit olmanızı istediler. Yoldayım. Bir mola verdim. Oraya doğru gidiyorum şu anda. Yaklaşık 1-1,5 saatlik bir yolum var. Tekrardan devam edeceğiz. Arkadaşlar geldim sanırım ama bulamıyorum. Navigasyondaki yere geliyorum bir türlü. Denk getiremedim. Birazdan kendisini arayacağım. Bak, hayatımda da ilk defa geliyorum buraya. Bakalım artık. Evet arkadaşlar şu anda eve geldim. Yani geldiğini sanıyorum. Büyük bir evet çıktılar. Kendileriyle şimdi başlayacağız işte. Çekime başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimiz tam karşıda olayın yaşandığı yer. Şu anda gelmiş bulunuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Sultanlar. Abi hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sen nasılsın? Hoş geldiniz. Allah'a şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereye geçiyoruz? Buyurun böyle. Yok olsun ben bir yarın tripodu falan alayım da kamerayı kuralım ondan sonra çekime başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi size gelirken de bahsetmiş olduğum gibi bayağı olup burayı aradım gerçi ama burada bir aile yaşıyor yeri tam olarak veremiyorum. Biliyorsunuz zaten hiçbir yere vermiyoruz ismini. O yüzden kendileriyle birebir görüşmek istedim ve bu bilinmeyen de bir ilk. Şu anda hiç kimsenin yaşamış olduğu bir evde ya da kendilerinin de olduğu bir yerde böyle bir çekim yapmamıştık hiç. O yüzden bu bir ilk olacak. İsimle hitap etmiyorum. Bu arada kendilerinin gözükmesini istemediler. Hatta çekimi bile zor yapıyorum şu anda, öyle diyeyim. Ama kendileri anlatacaklar. Sizler de dinleyeceksiniz. Bu evde bayağı değişik olaylar oluyormuş. En iyisi kendilerinden dinleyelim. Bu arada abi sen kanalı takip ediyorsun herhalde. Tamam. Ne zamandır? Ama şimdi zamanlar çok fazla takip etmedim ama son zaman yani şöyle bir 2-3 yıldır. Yani ciddi anlamda takip ediyoruz. Yani ediyorum, eşim peki, de ediyorum. Peki siz bu olayları ne zamandır yaşıyorsunuz? Biz bu olayları ne zamandır yaşıyoruz? Hemen hemen eve aldığımız 7 yıl geçti. Son 4 yıl. Öncesinde bir şey yoktu yani. Öncesinde bir şey yoktu.
Hatta yani nasıl söyleyeyim, geceleri farklı sesler, ismimizle hitap etmeler, mesela beni ismimden çağırmalar, eşimi de. Dedik, nedir bu, ne değildir, hatta hocaya da gittik. Sekiz tane cinden falan bahsetti. Ya, o konulara gireceğiz, şimdi oralara girmeyelim. Ben sana sorayım abi, sen ona göre cevaplarsın çünkü telefonda da konuşmuştuk seninle. Tamam. Daha önce de. Bu arada arkadaşlar biz 1,5 aydır telefonla görüşüyoruz. Ben bir türlü nasip olmuyordu çünkü bana yakın bir yerde oturmuyor kendisi. Ayrıca burası da dışarısı çok felaket soğuk. Evet. Yani doğudaymışım gibi hissettim. Ayaklarım yani yanıyor. Şehirden uzak bir yer, evet biraz. Şehir merkezine bayağı bir uzak burası. Yani aslında evler de var etrafında. Hani çok az ama ev var, evet. Evler de var etrafında ama çok farklı olaylar yaşıyor. Yaşadıklarını belirtiyorlar. Bu arada çay olduysa ben çay alırım abi. Tabii. Evet. Abi sen istiyor musun? Zaten buranın daha önceki hali ahır. Yani buradaki daha eskiden çok ev eskiden, olmadan önce. Evet, ahır olduğunu söylediler bana. İşte artık ahır olması, yani affedersin, misafirlerin bu tip yerlere daha fazla, yani nasıl derler, konuşlandıkları inleri mi diyeyim artık. İşte az önce söyledim, işte gerçi sen soracaksın ama. Peki abi, burada mıska ya da ona benzer tılsımlar gibi bir şeyler buldun mu hiç? Ya da değişik materyaller, paslı iğneler, çiviler. Evet, evet, çok. Gerçekten çivi çok buldum. Nasıl söyleyeyim? Yani tabii sonuçta evin dört tarafı bahçe. Yazın belli aralıklarla belleme yapıyoruz, yani bahçe, toprak havlansın diye ufak tefek ağaçlarımız var. Böyle bir iki sefer böyle çürümüş kağıt, işte muska mı diyeyim, tabi tam emin değilim. Böyle ufak tefek şeyler bulduğumu söyleyebilirim yani, ama tabi emin değilim şimdi muska mıdır, işte artık büyü müdür, ne desem yanlış söylerim, tam olarak bir şey diyemiyorum. Böyle şeyler buldum. Çivi bol miktarda, paslı çivi, dediğiniz gibi kitliğine gibi. Atalım ona kadar etkendir, bilemem. Peki siz buraya taşındıktan sonra hayatınızda herhangi bir değişim söz konusu oldu mu? Yani ne bileyim, işlerinizin bozulması, aile arası geçimsizlik. Tabii şimdi şöyle, iş konusunda bayağı bir gerileme oldu dediğiniz gibi. Tabii arada bir sıkıntılar da oluyor yani, durduk yere. Bu evi siz yaptırmadınız değil mi? Hayır, siz bu ev vardı, siz buraya biz böyle aldık, buraya satın aldınız. Böyle aldık, evet. Ama tabii geçmişini bilmiyorduk. Sapık yavasını gördük. O anında evde ihtiyacımız vardı. Kesemez uygun da aldık. Teşekkür ederim. Aferin olsun. Ondan sonra dediğim gibi şeyler buldum ben. Bilmiyorum yani, kurşun mesela buldum. Dökülmüş kurşun. Hani nazardan korunmak için, hani eski. Nerelerde buluyordun abi evin? Bahçede yani genelde. İşte şu tavan arası boş herhalde gördüğünüz gibi. Boş, arası. Boş. Arkadaşlar burası çelik konstrüksiyondan bir ev. Hı. O yüzden dışarıdan girişli çektim zaten. Bilmiyorum ne kadar anlaşılıyor ama. Çelik konstrüksiyon olduğu için tavan araları boş oluyor genelde. O yüzden sordum. Hiç yukarı çıkıp da orada bir şey buldun mu? Ya da bir şey yaşadınız mı? Tavandan bir ses geldi mi? Ses devamımızdan geliyor tavanla. Hani ses derken nasıl söyleyeyim, sanki birinin yukarıdan yani vurması. Arkadaşlar yukarıda kimse yürüyemez. Tavanı birazdan gösteririm. Tabii şey plastik, düşer. Pimaş, ince pimaş. Tabii, lambiri, plastik yani lambiri. Bastığınızdan aşağı inersiniz. Aynen. Aynen. Hoca'ya gittiniz mi peki? İşte dediğim gibi akabinde, yani daha doğrusu benim bir arkadaşımla o muhabbet oldu. O da bana eşinin bu konularda, yani eşinin teyzesi daha doğrusu, pardon, bu konularda hani bilinç sahibi olduğunu, ona bu konuyu açalım dedi. Hatta aynı
konuştuğumuz an ben farkına varmadım. O ara ne oldu bilmiyorum. Aramış o. Kadın da yarım saat bir saat içinde geldi yani. Kadın hoca bu. Oturduk işte, ben anlattım durumu. İzah ettim. Şimdi bir şeyler okudu. Acayip acayip hareketler yaptı. Böyle bir konuşmalar, böyle bir gözü büyüdü. Hani kadının halini görseniz yani ben bir an ürperdim böyle ama. Sizin oturduğunuz ilde mi oturuyor? Tabii evet. Aynen. Yani ilde ama o da şey yani şehir dışında yani. Şehir dışı derken yani uzak. İlçesinde. Şehre uzak yani. Anladın mı? Ama yani ben hatta onu normal yani esnaf benim arkadaşım. Yani müşteri zannettim ben onu. Anladın mı? Dersem hanımın teyzesiymiş. Sonra işte abi dedi böyle böyle. Hoş geldiniz falan filan. O da hoş bulduk falan dedi. Siz misiniz bana dış arkadaş? Yeğenim aradı falan. Uzatmayın dedim. Durum bundan ibaret. Bana 8 tane 3 harflerinden olduğunu söyledi. Hani burunun daha önce ahır olduğu da söyledi mesela. O da söyledi. O yüzden hani sizin az önce dediğiniz gibi inleri, işte evleri, yuvaları artık ne deniyorsa, nasıl isim koyuluyorsa. Ya büyüğüyle de gelmiş olabilir. İşte artık bilemiyorum. Ama daha önce işte... Peki hiçbir şey yapmadın mı bu kadın? Yani hoca. Dördünü aldım dedi. Bir şeyler yaptı işte, okudu bir şeyler yaptı. Şimdi ben çok anlamıyorum. E niye? Hepsini niye aldı? Bilmiyorum, hepsini neden almadı bilmiyorum. Şimdi yani o zaman da hiç sormadım niye hepsini almadın diye. Ha şöyle de özür dilerim, pardon bak. Şimdi aklıma geldi. Sahip. Oranın sahibiymiş o dördü. Abi benim anladığım kadarıyla gömü yani, falan mı varmış ya da mezar? Gömü olduğunu da söyledi. Ama ben çok inanmadım yani. Aronu bellediğimi söylüyorum yani. Bir şeyler çıksaydı herhalde bilmiyorum şimdi ne kadar derinliği, ne kadar şeyde onu da söylemeden çıksa. Yani daha sonra da net bir şekilde eve gelmek istedi o. Bir fırsatımız olmadı bir daha yani. Hatta bizi de davet etti. Yani eşinizle beraber gelin gibi de bir mevzu oldu. Tamam dedim, geliriz. Bir daha olmadı yani, nasip olmadı. Görüşemedik bir daha yani. Ne biz gidebildik ne o gelebildi. Peki o dördünü aldı, muhabbeti geçtikten sonra herhangi bir değişim oldu mu? Yani ne bileyim azalma yoksa çoğalma mı oldu? Şimdi ne kadar bağdaştırılır bilmiyorum Furkan Bey ama şöyle söyleyeyim yani dedim ya son 4 yıldan beri ondan önce yani eşimiz gücümüz gayet güzeldi yani şimdi bu son 4 sene eşimle mesela eşimde şöyle bir şey peyde oldu durduk ve sinirliyim. Mesela hani nasıl anlatayım bir şey yapacağım ya da bir şey söyleyeceğim korkar hale geldim. Yani sinirli, tepkili bir cevap vermeler. Yani en sık yaptıkları şey zaten. Mesela. Yani bilmiyorum işte artık. Ben gayet, yani artık bana ne kadar tesir ediyor onu da bilemiyorum. Farkında değilim ama. Ha bazen bana sıkıntı geliyor. Mesela ben de tabii doktorlar öyle söylüyor. Panik atak. Artık ne kadar doğru bilmiyorum ama ben de mesela bilhassa sabahları çok oluyor. Yani sabaha karşı, sabah yazanında. Şimdi açıkçası ben namazla kılıyorum. 5 vakit namaz kılıyorum. Mesela sabah namazında kalktığım zamanlar yani şimdi çok şükür yok, bayağıdan beri yok ama hani bayağıdan dediğim bundan 2-3 ay evveline kadar hemen hemen her sabah o sıkıntıdan uyandığımı, hatta uykudan uyandığımı da hatırlıyorum yani sıkıntıdan. Yani ölecekmişim gibi öyle bir, sanki birisi beni... Şimdi evde namaz kıldığınız halde... Boğazımı sıkıyormuş gibi. Şimdi namaz kılınan bir ev. İşte yani ben de... Bilmiyorum hani benim gördüğüm kadarıyla da evet. Dini bütün insanlarsınız. Herhalde. Hani buradaki ayetler olsun, hı, şeyler olsun. Hı. Bunların olması demek ki çok o zaman büyük bir sıkıntı var burada. İşte artık bilemiyorum yani. Şimdi benim de başından geçen bazı olaylar var ki namaz kılan zaten benim annem de babam da namaz kılıyor. Evet. Ama onlara rağmen... Siz değilsiniz. Ben çok daha büyük, daha ağır şeyler yaşadım ama yani yıllarca çektim ben. Hı. Çektik daha doğrusu. Doğru. Sadece ben değil. Tabii aile de etmiyorum. Ailecek çektik. Yani. Yani çok garip bir durum, bilmiyorum. Benim bildiğim namaz, yani bildiğim derken kolay kolay, evet, normal bir musallat olmuş olsa, evet, namaz kıldığınız için ya da Kur'an, evet, ya da dua, ayet okuduğunuz için size pek fazla bulaşmaması gerekiyor. İşte ben de ona kıyarladım Erdem'im. Çünkü yani biz Ayet-i Kürsi olsun, Felak, Nas bunları hep bilen insanlarız. Devamlı okuyoruz. Mesela işten geldiğinde, işe giderken, işte ne bileyim, affedersiniz tuvalete işte girerken sol ayağımızda besmele çekerek, yani ağzımızdan çok şükür besmele. İşte ne bileyim dualar düşmüyor ama işte dediğiniz gibi ben de şaşırıyorum yani neden böyle oluyor, nedir? Çok güçlü bir büyüm var. Peki başka bir hocaya gittiniz mi? Valla başka bir hocaya gittik mi?
Şimdi bazı şeyleri de hatırlayamıyorum. Böyle hani sonra aklıma geliyor, kusuruma bakmayın. Hatırladığım kadarıyla gitmedik. Bildiğim kadarıyla gitmedik. Şimdi senin anlattığın kadarıyla siz burada otururken burada herhangi bir şey olmuyor. Siz burada bir gittiğiniz şey, zaman tabii yatacağız. Çıktığınız yerlerde ya da olur. Çıktığım zaman odada mesela ne bileyim. Yani biraz da uyumaya yakın böyle. Mesela yatıyorsun, duamızı okuyoruz. Böyle hatta bana birkaç akşam evvel gerçekten böyle hem de öyle bir çığlık sesi ki böyle inanın korktum yani. Korktum, ürperdim yani böyle. Yani ben kolaydan korkmam şimdi, Allah biliyor beni ama yani korktum yani. Ne kadar korkmasam. Öyle bir çığlıklı böyle bağırdılar. Hani ismimi zikretmek istemezdim ama hani isminden hitap ettiler. Oraya şey varsın artık. Furkan Bey kusura bakma. Yani böyle ismimi böyle çığlık atarak böyle uykumdan fırladım yani. Böyle korktum. Tüylerim diken diken oldu. Tabi okudum, okumaya başladım ondan sonra. Aynısı yengeye de oldu. Aynısı hanıma da oldu, evet. Aynısı hanıma da oldu. Hatta bana geceliğin seslenmiş. Ben hani uykuda olduğum için şey yapmamadım. Ondan sonra hadi demiş uyandırmayın bari. Tabi ben işe gittim, unutmuş onu. Ben işe gittikten sonra telefonla hani sağ olsun arar beni, ne yapayım, ne edin, işler nasıl falan gibi dedi. Ya da akşam bir rüya gördüm dedi. Böyle böyle rüya derken hani senin sesinle mi uyandım ben daha doğrusu dedi. Sen sesleniyorsun. Yani resmen sen sesleniyorsun. Baktım sen uyuyorsun. Hatta sana seslendim falan filan dedi. Sen uyku sersini hani cevaplar aldın. Sana gel, hani çığlık sesiyle uyandım dedin ya. Evet. O çığlık sesinden ne, kaç gün sonra ya da ne kadar sonra? Çok sonra. Şimdi yani o... Yalan söylüyorum ama gene bir ay işte ya da iki ay bilmiyorum şimdi yani günleri karıştırıyor olabilirim yani tamam bilmiyorum. İki buçuk ay olabilir. Peki size yani, gündüz mü oldu, gece mi oldu? Bana gündüz oldu. Eşim işe gittikten sonra. Sabah yani. Tabii sabah oldu. Eşim işe gittikten sonra. Ama gece de olmuş. Gece de oldu yani. Gece de oldu ama gündüz daha etkiliydi. Aynı gün mü gece? Aynı gün. Akşam ve gündüz aynı şekilde oluyor. Eşimi işe geçirdim. Tabii ki doğal işimi yapıyorum. İşim bittikten sonra biraz uzanayım dedim. O an uykuya dalmışım. Saat kaç gibiydi? 1:30-2 sıraları. Öğlen. Evet. Evet. Ondan sonra nasıl diyeyim yani 12-1:30 sıraları böyle 2'ye doğru uykuya daldım. Fazla bir saat geçmedi aradan. Sesimle uyandım eşimin. Çıktım baktım kapıya, kimse yok. Evet. Çok enteresan olaylar oluyor. Mesela ışık lambalarımız patlıyor. Evet, evet. Hemen hemen 2-2,5 ay oldu. Bunları yaşıyorum. Akülü ledli ışıklarla duruyoruz yani. Lamba yakmaya korkuyoruz yani. Mesela şimdi gördüğünüz gibi bu led ışıklarla oturuyoruz. Korkuyoruz. Yani şarjlı ışıklar. Şarjlı ışıklarla oturuyoruz. Şarjlı, bir tanesi orada işte. Bir tanesi de burada. Mesela mutfak dolaplarımı gördüğünüz gibi yapıştırıyorum. Evet. Enteresan sesler geliyor. Tabaklarım düşüyor. Bardaklarım kapaklar açılıyor. Bardaklarım kırılıyor. Arkadaşlar şurayı göstereceğim. Kapaklar açılmasın diye. Yani bantlarken buraya sıkıştırıyoruz böyle hani şey yapsın diye. Sıkıştırıyor. Arkadaşlar kapaklar açılmasın diye görmüş olduğunuz gibi aralara kağıt sıkıştırmışlar kendileri. Tamam abi oturabilirsin. Bir şeyler söyledim bak unuttum. Ya aklınıza geldikçe sen çağırırken konuşabilirsiniz. Furkan kardeşim. Bir şeyler açtım ben, neydi unuttum bak. Bu bir de bir şey başladı böyle, mesela ben eşimle bile ben hafızamdan çok övünürüm. Yani gerçekten yani bir de unutuyorum böyle hani aklımdan geçeni o an söyledim unutuyorum. Bir de böyle bir şey yaşıyorum. Bu bir unutkanlık. Onu bazen unutkanlık değil aslında ben de yaşıyorum bazen. İşte artık onu bilmiyorum ben hani ona mı bağlayayım, neye bağlayayım bilmiyorum. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim, bunların gece olması tamam bir şey değil ama yani ben de gece yaşıyorum. Evet. Ama gündüz olması yani bu normal değil abi. Evet. Eğer gündüz bile musallat olabiliyorsa ki çünkü onların gündüz insanların alemine girmeleri kesinlikle yasaktır. Öyle mi? Vallahi bilmiyorum. Ya bildiğiniz üzere akşam ezanı okunduğu an çıkarlar. Ha. Sabah ezanı okunduğu zaman da giderler. Yani giderler derken bir yere gittikleri yok, kendi alemlerine çekilirler. Evet.
Gündüz olmuş eşim. Ama gündüz de eğer bu böyle devam ediyorsa sizin büyük, demek ki bir sorun var burada, bir şey var ya. Olabilir tabii. Valla açıkçası bu yüzden biz yani nasıl söyleyeyim, evi satmaya çıkarttık diyebilirim yani. Evi satmaya bir düşünüyoruz yani. Valla çünkü anlattığınız şeyler çok... Ben çünkü sabahleyin işe gidiyorum, eşim evde yalnız kalıyor yani. Tamam hadi yakında konu komşu var ama yani ne kadar gözetebilir ya da ne kadar takip edebilir? Komşu olsa ne olur? Yani. Sonuçta burada bir olay olduğu zaman yani, komşu... Yani. Ya komşular da her zaman evde olmuyor. Yani. Korkuyorum. Aynen. Yani açıkçası... Ev satılığa çıkarttığım gibi bir şey yani, işte bir iki haber saldım ama... Yani yaşadıklarımız bizi korkutmaya başladı artık. Yani ben çok kolay korkan bir insan değilim o konularda ama ben artık... Abi eğer bir sakıncası yoksa şu çay bittikten sonra yani inceleyebilir miyiz biraz? Yani belki bir şeyler bulabilirim. Tabii ki de. Yani bulamasak da ben kimseye böyle bir şey yapmıyorum aslında ama hani size hoca konusunda yardımcı olacağım. Çünkü bu normal, yaşadığınız şeyler gerçekten normal değil. Gündüz olması evet, çok değişik bir şey. Evet, aynen. Gündüz olması evet. Hani bununla ilgili size yardımcı olacağım. Bir de evi bir gösterelim. Tamam. Ne var ne yok. Nasıl nedir? Belki bizim gözümüzden kaçıp kaçar, takipçilerin gözüne takılan bir şey olabilir. Maska gibi. Ne bileyim onun gibi bir şeyler. Peki hiç evi sirkeyle şey yapmayı düşünür mü? Yaptık. O işte hoca dedim bak kısa sorduk aklıma geldi, o biz öyle dedi. Biz öyle dedi, yaptık. Her yeri sirkeli suyla sildim diye bana söyledi. Yaptım i̇şte. Ama hiç değişen hiçbir şey evet, olmadı. Böyle yani. Örümcek ağa bırakmayın, örümcek bırakmayın böyle gibilerinden. Şimdi aklıma geldik, şimdi ne kadar etkisi var, nedir ne değildir ben bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz. Biz öyle dedi bir de. İşte sirkeli su yani. Örümcek ağa bırakmayın. Örümcek ağa bırakmayın evet. Allah Allah. Öyle de bir şey dedi yani, onunla ben bağlantı kuramadım ama örümcek ağa bırakmayın dedi. O hoca yaşıyor mu? Yaşıyor. Hatta hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neden diyormuş yani, evinizde örümcek ağı, işte örümcek yani temizleyin. Yani biraz örümcek ağını, tabii örümceğe zarar vermeyin ama örümcek ağı bulundurmayın. Hani evinizde olsun, mekanınızda olsun, bereketsizlik gibi ya da işte ne bileyim aklımda kalan belki daha farklı bir şeyler daha söylemiş olur. Peygamber Efendimiz, yani inceliyorum şu anda, bakıyorum böyle nereden ne olabilir çok diye. Çok dikkat ediyoruz. Şimdi evde aslında müsait yani, her tarafına mıska yerleştirme seçeneği evet, var burada. Evet. Yok açıkçası bir de şu var, yani çok da gelenimiz gelenimiz yok yani, işte belli başlı insanlar, işte yeğenlerimiz var, onlar gelir yani, onlar da Allah olsun yani, ben onlardan zerre şeyim yok, ben öyle büyü şu bu. Ama ben buranın yani bu sıkıntıların çok evvelden olduğunu düşünüyorum yani. Siz buraya taşınmadan önce böyle bir şey yaşıyor muydunuz? Olur mu olur yani, değil mi? İlk zamanlar böyle bir şey yoktu yani. Buraya taşınmadan önce. Taşınmadan evvel. Taşınmadan evvel yaşamıyorduk. Yani taşınmadan evvel hatırlamıyorum. Daha önce çarşı merkezde oturduk biz. Ben böyle bir şey yani oradaki evde hiç hatırlamıyorum yani. Yok ana, demek ki evden yana bir sıkıntı var şimdi. Yani, size yapılmış olsa diyeceğim. Evet. Evet. Daha önce yaşamadık. Ben hani mesela o bağırma, ismimi çağırma. Ben ilk defa bu evde yaşadım. Gerçekten bu evde yaşadım. Yani size kendi isminizle hitap edebilecek olan bir tane cin kabilesi var. Allah. Ama onun da size musallat olması çok garip. Evet. Onun için Bilemiyorum. Yani araştırıyoruz. Şimdi son zamanlarda dediğim gibi sizi de takip ediyoruz. Yani belki bir şey yaparız. Ben ne zamandan beri işte size ben şey yapacağım da nasıl söyleyeyim yani iletişime geçeceğim. İşte çekimleriniz oluyor, yoğunluk oluyor. Son 1,5 ay dedi, az önce söylediğiniz abi gibi. O zaman şöyle bir şey yapalım. En son bu kamera burada kayıtta kalsın. Diğer kamerayla evin etrafına, o senin gömünün olduğu dediği, hocanın dediği yeri. Tamam. Nar ağacı var işte, nar ağacının dibi işte dedi. Ağaçların olduğu evet, yeri, ne bileyim. Evet. Onların olduğu yerler gibi. Evet. Oralarda bir çekim yapalım. Evet. İki çekim birbirine bağlarım. Hem bu burada çekim yapmış olur. Belki biz burada yokken bir şeyler olabilir. Tamam. Biz de evin hem içini, hatta şimdi istiyorsan şu an sabit olan kamerayla evin içini sanırsın, sıkıntı yok. Çekelim. Kamerayı alayım. Hatta
gelmemize gerek var mı? Tabii ki canım, ben şimdi evi bilmiyorum ki. Evet. Yanlış olur. Yok. Yok, yengenin gelmesine gerek yok. Fotoğrafı falan var, onları da çekmezsiniz, severim. Aynen. Ben onları çıkarsa da boğularım abi, hiç önemli değil. Siz ne iş yapıyorsunuz abi, böyle kolonlar falan dışarıda da gördüm. Elektriğine gaz merakım var. Daha önceden de bir eğitim almıştım orada. Ben takılıyorum işte, burası bu adayı da kullanıyorum işte. İşte depo gibi. Vallahi abi hani ne bileyim, çok enteresan ya. Hani genelde bu odada olay hangi odada oluyor genelde? Şimdi yatak odası var yan tarafta. Yani o, tabii yatarken dediğim için orada ama şöyle yukarıdan mesela yani vurma sesi falan. Yani bu odada daha önce yaşadık ama biz bu odada çok durmuyoruz yani. Biz genelde salonda oturuyoruz ya da mutfakta. Ama hani mutfakta otururken yoğunluk daha çok mutfakta otururken oluyor. Yani tabii belki hani şimdi burada geliyor o ses de biz oradan duyuyoruz. Tam olarak şimdi nereden geldiğini söyleyemem. Orayı çekmenin bir mahsuru var mı? Yatak odasına mı? Yok, niye mahsuru? Sen önden bir bak istiyorsun abi. Yo. Helal edin. Şimdi genelde şöyle materyallerin içinde bir şeyler olabiliyor. Çok önemli değil. Ben boğularım abi onları. Hiç sıkıntı yok. Yani arkadaşlar çok enteresan bir durum. Yukarısı görmüş olduğunuz gibi. Evet, plastik damlıyor ya. Plastik. Bildiniz. Ben isterseniz ben dokunayım. Bir gösterirsen. Bakın. Arada profiller var işte. Yani bir adım atsanız düşerseniz yani. Aradan cıvata almış. Birbirine geçmiş plastik lambere. Birinin yukarıda yürümesi mümkün değil. Anında aşağı düşer. Yok, yok. Hani aralıklı profiller var yani. Bir de yüksek. Hani kadar, evin dışından oraya kimse çıkması mümkün değil. Kapalı da ön arka her yer kapalı. Tamamdır. Biz videoyu durduralım. Tamam, siz görürsünüz. Tripodu kuralım abi. Orada çekim yaparken de biz dışarıyı çekelim. Evet arkadaşlar, şimdi bahçeye doğru, çekime doğru gideceğim ben. Bu kamera burada kayıtta. Herhangi bir durum olursa kamera kayıtta olacak. Abi senin dediğin bu yer nerede tam olarak? Yani hocanın sana bahsetmiş olduğu yer. Tamam. Burası mı? Yani buralarda. Kar mı yağıyor ya? Kar yağıyor. Aynen. Çekim o tarafa doğru yapabilir miyiz? Dur. Bir
bildiğiniz kar yağıyor arkadaşlar. Şu anda ikinci kamera içeride kayıtta. Arkadaşlar tipi yağıyor. Ne kadar büyük yağıyor. Şu anda siz şeyden gözükmüyor ama kapağını göstermişler. Yukarıdan kapalı yani. Çıkmak için buradan geçmeniz gerekiyor. Bu da mümkün değil. Evet. Yani burası nereden baksanız bir 3,5-4 metre kadar yüksek. Evet. O yüzden oraya merdiven dayayıp çıkman lazım. Bunu da yapması için adamın salak olması lazım. Zaten ilanları yapılmadan önce o kapağı çakıyorlar. Artık cam materyali olsa vazgeçiyor artık. Ben böyle aldım yani. Bilmiyorum. Burası böyleydi. Siz çıktınız mı yukarıya? Ben kapı girişinin oradan bir lambayı açmak zorunda kaldım. Aynı o şekil oldu. Yani oradan girdim yani. Şimdi elektrikçi açmak zorunda kaldım. Oradan lambanın bir tanesini yani... Arkadaşlar hemen arkasında iki tane ev var. Bir tane burası yeni yapılmış, boş sanırım. Sadece şurada yaşayanlar var. Yalnız felaket tipi bastırdı. Ben nasıl döneceğim belli değil yani. Evet arkadaşlar, biz çekimi burada gerçekleştirirken içeriden sesler geliyordu. Nereden geldiğine bakalım. Gördüğünüz gibi yukarı girmesi mümkün değil. Zaten buradan hayvan girer anca. Girse de o sesleri çıkartamaz sanırım. Diken battı. Yenge, mutfaktan sesler geliyordu sanki biz giderken. Garip garip bir şeyler oldu ama bilemiyorum neler oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Topluyorum bunları ya, burnuma düşmüş. Kabak. Toplayayım mı bunları ya? Topla abi, topla. Hepsi buradan düşmüş. Uçmuş hatta. Ay. Cezve bak sıcak. Cezve niye bu kadar sıcak? Furkan Bey. Evet. Arkadaşlar cezve ateş gibi. Allah Allah. Sadece bu. Aa, ne alaka? Bunlar soğuk. Evet. Ay. Allah Allah. Nasıl? Çok sıcak. Neyse arkadaşlar, ben kayıtları izlemek istiyorum. İzleyip tekrardan bağlanacağım. Enteresan. Arkadaşlar kayıtları izledik. Yani size yemin ediyorum, ben hani bu cinlerle ilgili çok olay yaşadım ama şu burada olan olayların hiçbirisini ben daha önce görmedim. Siz de çok tepkisiz kaldınız ya. Alıştık artık biz Fukan Bey. Alıştık derken yani
çok sık olmuyor mu? Bunlar da oluyor yani. Hangisiydi abi çok... sıcak olan? Allah hangisi bilmiyorum ki bakalım. Şuydu galiba. Yok yok. Evet baba. Bu mu? Bu. Sormuş gerçi ama. Ya bu bu. Evet. Ne oldu bak mesela? Çok enteresan şu elimde gördüğünüz cezve bakır ve sıcak. Evet. Ben de ilk defa yani vermiş. Ateş gibi değil tabii ki ama sıcak yani. Daha önce düşünmüşler ama yani ısınan bir şey yani. Enteresan. O neredeydi? Karda dağılmazın üstünde. Allah Allah. Evet. Dağılmazın üstünde dağıl. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Ama dediğim gibi ben hocayı size yönlendireceğim. Bu konu çünkü hani bu normal bir şey değil. Evet. Bu bir şeylerin düşmesi, açılması bunlar önemli değil abi. Bunları yapıyorlar. Evet. Bunları ben yaşadım ama gündüz sesinizle çağrılmak bu çok... Bize şey olarak yani nasıl söyleyeyim, temas mı diyeyim, nasıl öyle bir zararı olur mu yani? Biz biraz daha ondan da çekiniyoruz. Ama ona, onu ben bilemem şimdi. Hiçbir yani, temasta bulundular mı? Yok yani ben bilmiyorum yani. Yani siz yine okuduğunuz ayetleri ne bileyim... Duaları okuyun. Tabii. Okuyoruz lan ya ben şimdi. Ben zaten şimdi kaydı kapattıktan sonra hocayı arayacağım. Tamam. Sizinle tanıştıracağım kendisini. Tamam. Yani bir de görüntüleri ona da göndereceğim ben. Tamam. Çünkü bunu normal değil yani bu. Tamam. Son olarak da bir şey söylemek istiyorum. Bu görüntüleri kaydettik. Yani hakkınızı helal edin. Bu kayıtları yayınlamak istiyorum. Siz izin veriyorsanız. Tabii canım sizi boşuna mı çağırdık yani tabii ki yayınlayın. İzin veriyorsanız bunları yayınlayacağım. Sıkıntı. Ki insanlar da görsün bu tarz olayların yaşandığını herkes bilsin. Benim yani ben kimse karışamaz yani ben izin verdikten sonra. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pek bir vaka araştırması olmadı ama sonuçta aslında pek olmadı derken tam bir vaka araştırması oldu. Tabii ki neyin bu hani şu eve olan olay evde olan olayların ne kaynaklı olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bunu hocayla görüştükten sonra belki de hocayla beraber tekrar geliriz. Evde eğer bir musibet varsa ya da kendilerinde bir musibet varsa tamamıyla hocaya kalmış bir şey hoca ne derse onu yapacağız. Yani hoca derse ki beraber gidelim bir kayıt daha buradan olabilir. Kendileri de izin verirlerse. Şu kapıda yanık görüyorum abi orada ne oldu? Yanık izi var orada. Aa. Bu var mıydı? Yok. Ne yoktu? İlk defa biliyorum. Allah Allah. Aa. O ne demek ya? Böyle bir şey yoktu orada ya. Tabii sıcak. Al canım. Evet. Aa. İnanmıyorum ya. Böyle bir şey yoktu ya. Ama sen yangın falan olduğunu söylemiştin. Ya ama lambalarla ilgili bir sıkıntı. Bu ne demek şimdi ya? Evi yakacaklar ya. Oh. Allah muhafaza ya. Oh. Lambalarla... Aha lamba da oynuyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Bu ne demek ki? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilahe illallah. Kurakayım. Allah sana Allah. Abi siz nasıl duruyorsunuz burada ya? Abi ne yapalım mecbur ki bir evimiz var barınağımız. Sokakta mı? Demin şunlar oynuyordu ya. Evet. Ama şu... Ama yoktu gerçekten yani. Ya var ya. En son kaçacağız galiba biz bu evden. Orası kırıktı orası bir hatırlıyorum da. Abi sanki hani orada da bir şey olabilir ya bilmiyorum ama tam... Allah korusun ya. Hani yaşanılan bir ev şimdi siz bu evde tamam oturalım. Hayat ev kürsü bütün her şeyi yapıyorum. Allah'ım sana muhafaza ediyorum. Yani siz geldiniz deyince korkmaya başladım Afrikan ben yani bilmiyorum. Yani durumum da iyi değil. Durumum iyi olsa alacağım bir kamera alacağım kendime sizin gibi. Hani böyle sizle paylaşacağım yani yanlış anlamayın. Herhangi bir yerde yayınlanacak ben çok anlamamışım. Ya yok abi sen böyle bir şey bir kamera... kaydettiğin zaman telefonla da kaydedebilirsin. Bana gönderebilirsin. Peki teknoloji biraz özürlüyüz. Şöyle özürlüyüz. Telefonumuz yani internetimizde de şuyumuz buyumuz yok. Kamera var yok, ama. Yok zaten burada telefon da çekmiyor ben. Yani evet telefon buradan dediğiniz gibi biraz sıkıntılı. İnternet çekmiyor daha doğrusu. Biraz sıkıntılı. İnternet de sıkıntılı. Evet arkadaşlar abi kaydı durduralım biz. Tamam. Çünkü şu anda ben de sıkıntıya girdim yani burada. Yani ben iyice korkmaya başladım. Kaydı durduruyorum.
zaten izleyeceklerinizi izlediniz. Ben de abiye yardımcı olmak istiyorum şu anda. Evet, hocayla bir an önce görüşeyim. Evet. Herhangi bir değişik gene bir olay olursa tekrardan kayda devam edeceğiz. Ben bu arada özel konuşmak istediğim bir şey daha var. Evet. Çünkü şu anda benim tüylerim diken diken oluyor gerçekten de. Evet. Arkadaşlar hepinize merhaba. Hala olay yerindeyim. Yenge biraz fenalaştı. Hocayı aradık. Hoca okuma falan yaptı. Oraları kayıt edemedim. Çünkü abi izin vermedi oraları. Gerçekten fenalaştı. Burada büyük bir ihtimal bir çekim daha olabilir. Bilmiyorum ama inşallah abiyle yengeyi bu illetten kurtarmak istiyorum. Hani ben tabii ki elimden bir şey gelmiyor ama bir hocayı vesile ederek bir şeyler yapmaya çalışacağım, yardımcı olmaya çalışacağım kendilerine. Sen son kez bir şey demek istiyor musun abi? Ne diyeyim, siz de gözünüzde şahit oldunuz işte yani olanlara. Gerçekten yani, çok fena oldum çünkü yenge gerçekten çok fena oldu. Saat de çok geç oldu. Hocamız kimse artık yani bize bir şekilde yardımcı olsun. Yani tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bilinmeyende kalın.